Selam dostlar. Alemin ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda İstanbul'un göbeğinde İstiklal Caddesi'nin ortasında. Çok güzel bir gün. Şimdi hem bu videonun yani ilk anlarında 3 tane sürpriz isim olacak ve belki de çoğunuz o insanları tanıyor. Hem de videonun devamında çok ilginç bir ülkeye gidiyoruz arkadaşlar. Aslında dünyanın çoğu tarafından tanınmayan bir noktaya gidiyoruz. Dünyanın en iltifatlı bölgelerinden birine gidiyoruz. Somaliland'a gidiyoruz. Afrika'ya ayak basacağız. Neden bir anda Afrika'ya ayak basacağım? Ve bu seyahat çok fazla sürmeyecek. Çok kısa gidiyor, çok kısa geri geliyoruz. Neden ta Afrika'ya kadar gitmişken geri döneceğiz? Hepsini biraz sonra anlatacağım. Bir abimiz dedi ki Mehmet, hadi gelin Somaliland'a çay içmeye gidelim. Kalktık şimdi Somaliland'a çay içmeye gidiyoruz. Evet, belki bilmeyenleriniz vardır. Bu ülkede 197 ülkeye ayak basmış bir adam var. Borno gezindiği de kafeleri var. Murat abinin kafesindeyiz ve onunla birlikte şimdi Somaliland'a gideceğiz. Evet, karşınızda dünyanın en büyük havalimanlarından birisi İstanbul Havalimanı var ve burası sadece gördüğünüz ufak bir alanı. Ve şu an burada gördüğünüz alan da dünyanın en büyük loşlarından birisi. Şu an Türk Hava Yolları'nın loncuna geldik. Ben hayatımda ilk defa böyle bir yere giriyorum. Gerçekten samimi olarak ilk defa böyle bir yere giriyorum. Size o yüzden tanıtmak istedim. Öncelikle böyle herkese özel böyle bir sürü koltuk var. Burada şarj yerleri falan var. Oturuyorsunuz böyle rahat rahat. Uçuşunuzu bekliyormuşsunuz. Daha neler var neler bilmeyenler için. Bu arada dünyanın en fakir ülkesine gidiyoruz. Yani dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesine gidiyoruz ama hayatımda ilk defa bu tecrübeyi, yani hayatımda ilk defa launch tecrübesini dünyanın en fakir ülkesine giderken yaşıyorum. O da ilginç oldu. Bunu da sağlayan bir abim var. Şimdi size onu tanıtacağım. Burada böyle bir alan var. Girip internete ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Oradan yazıdan çıktı alabiliyorsunuz. Burada kilitli dolap alanları var. Eşyalarınızı buraya kilitleyebiliyorsunuz. Bu arada sınırsız yemek var abi. Ve hani pideden lahmacuna, kuru fasulyeden pilava, salatadan mantıya her şey var. Girip gidip buradan istediğinizi alıp içiyorsunuz. Lunch hayatı böylemiş abi. Kimse size para bir şey sormuyor. Çoğunuz için normal belki ama benim için ilginç arkadaşlar. Daha önce edinmediğim tecrübeler olduğu için. Abi gördünüz mü? Canlı canlı gözleme açıyor. Evet, dediğim gibi. Görmemiş memu alıp götürürsem lonca böyle afa kalır ortada. Oturup televizyonu takip edebiliyorsunuz. Burada sınırsız alkol var. Alıp içebiliyorsunuz. Ücretsiz wifi'ler. Oo, kuru fasulye güveçte. Oo, patlıcan. Evet, gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz hızla. Meyveler, sebzeler, garnitürler. O ne kadar büyük ya. Git bitmedi. Evet, içeride şurada çocuk oyun alanları, parklar, marklar, bir yerler falan var. Her yerde sınırsız içecekler, yiyecekler. Lunch dedikleri şey böylemiş arkadaşlar. Ben ilk defa tecrübe ettim. Öğrenmiş oldum. Burada semaverde çaylar, çorbalar. Evet, kendime şimdi çok güzel bir sofra kurdum. Afrika'ya gitmeden önce herhalde kurulabilecek en güzel sofralardan birini kurdum. Evet, dediğim gibi ben şimdi lunch deneyimini ilk defa elde ediyorum ama buraya para verseniz de giremiyorsunuz. Ama neden giremediğimizi gerçekten bu kadar ülke gezdim, bu kadar uçağa bindim ama bilmiyorum. O yüzden işin duayenine soracağız. Murat abiye soracağım. Murat abi biraz önce gördünüz. Varuna Kafe'nin. Bu arada kaç tane kafeniz vardı abi? 13 oluyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezgin konseptiyle kurulmuş. 13 adet. Varuna Gezgin Kafeli. Evet, zaten Varuna Gezgin dediğiniz adam da Murat Fıçıcı. Türkiye'de 2 kişi mi var, 3 kişi mi var abi? 197 ülkeye ayak basmış. Şu anda hayatta olan 2 kişi var. Bir de rahmetli Orhan Kural var. Toplamda 3 kişi var Türkiye'de toplam. Vallahi abi yani idolümsün diyeceğin seyreden daha yüksekte bir yer. İnşallah bize de bir gün nasip olur ama. İnşallah. İlginç bir deneyim. Çok kısa bundan bahsedebilir misin abi? 197 ülke niyetinle mi yola çıktı? Önce anlatalım mı önden? Türk Hava Yolları'na şeye mi geçeyim? 197 ülke devam. İstediğin gibi abi. Top sende. Ben sana sorayım o zaman abi. Launch neden mesela ücretli giremiyoruz? Bu deneyimi nasıl yararlanabiliriz? Çünkü burası Türk Hava Yolları'nın ve Türk Hava Yolları'nın dahil olduğu Star Alliance grubunun firmalarıyla uçanların rahat etmeleri için kurulmuş bir launch. O yüzden sadece bu hava yollarıyla uçanların belirli bir seviyeye gelmiş üyeleri girebiliyor. Türk Hava Yolları'nda da biz gezgin olduğumuz için zaten uzun yıllardır sürekli uçuyoruz. Türk Hava Yolları'yla uçmasak bile mesela şu anda Etiyopya Hava Yolları'yla gidiyoruz Somali'ye. Etiyopya Hava Yolları da Star Alliance üyesi olduğu için Etiyopya Hava Yolları'na uçanlar
Türk Hava Yolları'nın loncunu kullanabiliyorlar. Bu lonç şöyle, dünyanın en büyük loncu benim gördüğüm, tüm Avrupa ülkeleri dahil. Burada yani pideleri yemek isterseniz ayrı bölüm, kebaplar, köfteler ayrı bölümde, kuru fasulyeler hem de kiremitte ayrı bölümde, mantılar ayrı bölümde yapılıyor. İsterseniz simit tereyağı, isterseniz Türk tatlıları, isterseniz Türk meyveleri. Her tarafta çay standları, yanında lokumlar. Muhteşem bir lonçtur burası. Biz gezginler için de, özellikle düşük bütçeyle dünyayı gezenler için de Afrika uçuşlarında böyle çantanıza birkaç simit, biraz beyaz peynir, biraz zeytin atıp ilk 1-2 gününüzü rahat geçirmenizi sağlayan, oraya alışasıya kadar, oranın ortamına alışasıya kadar bir yerdir. Böyle de bir anısı vardır benim için Türk Hava Yolları loncunun. Peki abi, ben az çok biliyorum. Belki seni bilmeyen insanlar vardır. Gerçekten 197 ülkeye ayak basan bir Türk'le tanışıyor olmak ayrı bir heyecan. Seninle yolculuk yapmak apayrı bir heyecan. Ama Murat Fıçıcı kimdir? Nasıl 197 ülke oldu? Murat Fıçıcı 1972 yılında Eskişehir'de doğan, ev hanımıyla devlet memuru çocuğu ama meraklı, dünyayı görmek isteyen, dünya başkentlerini ezberleyerek çocukluğu geçen bir Anadolu çocuğu. Yani başarılı bir öğrenci, ortaokuldaysa sonrasında Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümünde okumuş ve hayalinde de hep dünyayı gezmek olan bir kişiydim. Önce Türkiye'yi otostopla üniversitede okurken gezdim, sonrasında da dünyayı, imkanlar el verdikçe, matematik öğretmeni olduğum için sömestr tatillerinde, yaz tatillerinde gezmeye başladım. Sonra kendime gelir sağlayacak bir kafe kurduktan sonra da tam zamanlı, yaklaşık 2003'te kafeyi kurduğumuzu düşünürsek şu anda 2021 yıldır non-stop dünyayı geziyorum. Gezdiriyorum. Kazandığım gelirler arttıkça o gelirlerin büyük bir kısmını gençlerin dünyayı gezmesi için harcıyorum. Bundan da mutlu oluyorum. Böyle bir adamım. Teşekkür ederim abi. Daha sonra ben sana video içerisinde ben yine değineceğim senden. Yine de sorularım olacak. Çünkü gerçekten ben şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok sağ ol bu deneyim için de. Bu arada Murat abi, beni izliyorsanız mesela Berko'yu da izliyorsunuz. Hatta Berko'yu biraz sonra da yanında göreceksiniz. Bu seyahatte Berko da var. Berko'yu izliyorsanız Ahmet'i, Mehmet'i de görmüşsünüzdür. Yani piyasada gördüğünüz gezginlerin çoğuna ya da bildiğiniz ya da bilmediğiniz ya da kendi kafelerinde çalışan ya da öğrencilerinden, hatta biraz sonra da ta lise çağında, Murat abi öğretmen de ta lise çağında öğrencisi olan birini de şimdi aldı yanımızda götürüyor. Yani birçok gezgine, bugün bana bile, daha önce daha farklı arkadaşlarıma bile dokunmuş, seyahat etmesi için onlara bazı yardımlarda bulunmuş, ilk adımlarını atmasını sağlamış bir insan. Böyle bir insanla seyahat etmek benim için gerçekten gurur verici. Şu an Somaliland'a da onun teklifiyle gidiyoruz. İlginç olacak bakalım. Böyle tecrübeli bir insandan neler göreceğiz. Heyecanlıyım. Şimdi ben bunları gömeyim, yola devam edelim. Ya böyle fakirlerle muhatap olmadım Murat abicim ya. Al su iç, su. Ah, kardeşim, al acıdım ha. Al hadi. Al su iç. Dostum, buyur. Eyvallah. Evet, bu yolculukta Berko da bizde. Seneler sonra birlikte yol açacağız. Biz değil mi, uzun zamandır bir yere gitmemiştik. Aynen. İyi denk geldi. Asker öncesi yiğidimizi uğurlamaya Somali'ye gidiyoruz. Daha yola çıkmadan çöktünüz. Uykum var. Ben de uyuyacağım. Uykuluyum. Uçak, vapur, tren, otobüs, minibüs, motosiklet hiç fark etmez. Bindiğim anda uyurum. Berko abi affetmez. Şu an nereden nereye gidiyoruz? Şu an İstanbul'dan şeye, önce Etiyopya'ya gidiyoruz. Etiyopya'dan aktarmalı bir şekilde çat şeydeyiz. Somaliland. Somaliland'a geçeceğiz. Aynen. Şu an 5,5 saatlik uçuşla Oradan da Somaliland'a gidiyoruz. Başlıyor. Afrika'ya ikimiz de aynı anda yaklaşıyoruz. Asıl Afrika'ya. Ben geçen bir Tunus'a gittim ama Kuzey Afrika. Welcome to Africa. Evet, yeni kıtaya ayak bastık. Somali'ye çalışmaya geldik. Evet, İstanbul'dan yaklaşık 5 saatlik bir yolculukla Etiyopya'nın başkentine geldik. Afrika kıtasına da ilk defa ayak basmış olduk. Evet, Etiyopya alfabesi böyle bir şeymiş. Şimdi transfer için bir sonraki noktaya gidiyoruz. Welcome to Africa. Hoş geldin kardeşim Afrika'ya. Sana memleketimi en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağım.
Yalnız bu videonun sonu... Aa yok, bu videonun sonu değil. Son bölümün sonu... Son bölümün sonunda Kütahya'ya askere gidiyoruz. Kütahya'da askere gidiyoruz. Berkun'un askerliği geldi. Şimdi Somali'de beraber geldik. Dönüşte Kütahya'ya askeriye kadar onu teslim edeceğim. Somali videosunun son serisinin sonunda belki de Berkun'u Kütahya'ya uğurlama videosu olabilir. Saçını kesecek ya. Belki ben keserim. Belli olmaz. Yaklaşık 4 saattir Etiyopya'nın başkentinde aktarma için bekledik. Ve şimdi bizim kapının açılışını yaptılar. Somaliland'a gidiyoruz. Somaliland'ın merkezi Hargeisa'ya gidiyoruz. Yaklaşık 1,5 saat sonra Somaliland'da olacağız. Bayağı heyecanlıyım çünkü bu gideceğimiz bölgeye daha önce giden Türk sayısı oldukça az. Girip girmeyeceğimizi de henüz şu an bilmiyoruz çünkü vize politikası yok doğru düzgün. Somaliland'da çok tanımayan ülke var. O yüzden vize politikasında da bazen sorunlar yaşanabiliyor. Umarım kapıda vize alacağız ve Somaliland'a gireceğiz, görelim. Hargeisa'ya geldik. Şu an çölün ortasında bir asfalta indik. Ondan sonra havalimanı bu kadar arkadaşlar bu arada. Gerçekten bayağı küçük bir havalimanına gelmiş olduk. Hargeisa'ya ayak bastık. Somaliland'dayız. 12 saattir yoldaydık. 12 saatin sonunda vardık. Bakalım şimdi içeri girebilecek miyiz? Şu an bilmiyoruz. Tamamen sürpriz olacak. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Evet, girdik. Biraz böyle zor olacak gibiydi ama kolay olur sorudan. Çünkü ilk önce bize hani nasıl vize almadan geldiniz böyle bu tarz bir şeyler sordular. Ama Murat abi şansa buradan bir otelden rezervasyon yapmıştı. Aslında bildiğimizden değil. O otelde rezervasyon sırasında şey mesela mail atmış. Murat abi gelip sizi havalimanından alalım mı diye. Murat abi de demiş tamam gelin havalimanından alın bizi demiş. Şimdi bizi burada immigration sordu. Sizin davetiniz falan var mı dedi. Yok dedik. Hiçbir şey bilmeden. Gerçekten hiçbir şey bilmeden geldik. Şansımızı deniyorduk. Şansa otelden gelen arkadaş bize burada hemen davetiye vermiş gibi oldu. Ve bizi kolayca içeri aldılar. $60 öderek vizemizi varışla aldık ve içeriye çok rahat bir şekilde girdik. Evet. Otelden bize şoför almaya geldi. Zaten onun sayesinde içeri girdik. O bize davetiye çıkarmış oldu. Şimdi otele gitmeden önce size ufaktan bir şehri gezdirelim dediler. Bakalım neler varmış. Somaliland'ın 4,5 milyon nüfusu vardı. Somaliland'ın da merkezi başkenti Hargeisa şu an tam karşımızda. Şey tenekelerden oluşuyor. Evet, çatılar teneke. Demek nasıl hissediyorsun? Değişik bir yere geldik. Yani beklediğimizden bir tık daha galiba gelişmemiş gibi hissettim ama emin değilim hala. Şu an daha yeni geldik. Bizim bildiğimiz Somali tarafına göre Somaliland biraz daha gelişmiş, biraz daha rahat, insanlar daha özgür ama evet. Müslüman bir bölge tabii ki.
Evet Berkay Bey, odan nasıl? Normalde odada, oda çok güzel. Odada minibarda hiçbir şey yok ama Mehmet kendi minibarını yarattı burada. Abi yoldan gelirken evden getirdim, yoldan getirdim, havalimanlarında aldım falan derken burada hiçbir şey yoktu, sıfırdı. Kendim aldım. Odamız burası. 4 tane böyle odamız var. Size hemen odayı göstereceğim abi. Evet. Hop, tüp bayrağı dalgalanıyor. Bu oteli inşasına tüpler yapmış. Gördüğünüz bu binaların mimarı Türk. Bu dış cephe kaplamalar mermerler. Bu yerdeki fayanslar. Ondan sonra bu, bunlara emin değilim, bu dolaplara falan ama. Oo kardeş, hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Ondan sonra bu seramikler. Ah bunlara bak, seramik sağ. Bu eşyalar. Bunu da galiba dedi. Punto yazıyor, emin değilim buna. Bu mermerler falan, bu yerler, işte bunlar falan. Hepsi Türkiye'den gelmiş kardeş. Evet. Hem de ustalar da Türkmüş. Hatta kimdi de ustanın adı, Yusuf mu dedi, ne dedi adam? Vallahi hatırlayamadım da tüm mimarisi, tüm yapımını falan filan Türk bir abimiz yapmış. Direkt asansörde de Antalya'ya yazıyor. Asansöre kadar. İşte aynen. Bu arada televizyonda da Türk kanallarını ayarlamışlar. Aa Next. Televizyon da bizim. Next'te mi? Nextstar şey de, deposu ha. Türkiye'de. Benim arkadaşım çalışıyor hala da. Ama Çin'den getirip Türkiye'de satıyorlardı galiba. Bu televizyonu nereden getirdiklerini bilmiyorum. Paldır küldür takılacağız. İlk gün dediğim gibi video böyle olsun. Ama ikinci videoda daha konuyu toparlarız. Size daha böyle oturaklı bir video hazırlarız. Burası neresi? Somaliland ne? Somali ne? Burada ecdadımızın tarihte bıraktığı izleri falan hepsini bir sonraki bölümde anlatacağız inşallah. Şimdi çıkıyoruz mu? Hadi çıkalım. Hadi gittik. Abi bu gördüğünüz bütün yerdeki taşlar ta Türkiye'den gelmiş ya. Ne hangi il dediğini de söyledi de unuttum şu an. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Ben belki sizden utanmam olur. Hop. Evet, nerede özür burada? Antalya Fabrika. 0242. Abi şu an Somali'deyiz ya. Somali'de Antalya Fabrika. İstanbul Şubesi'nin numarası var. Bu abiler neymiş? Ake. Ake yazıyor herhalde. Telefon numarasında İstanbul telefon numaralarını bırakması ilginç olmuş. Hani Türkiye numaralarını. Ağzınıza olursa kardeşim işte. Arıyorsun geliyor. Ben... Murat abi gelir misin? Bizim ikinci katta kaldık. Evet asansör güzel harbiden ha. İnşaatını da Türkler yapmış. Malzemeleri de Türkler yapmış. Lobi vardı. Artık sokaklara çıkma vakti. Burası yemek kısmıydı. Abi hiç uyku uyumadık. Şu an günlerdir yoldayız gibi diyecektim. Günlerdir yolda değiliz. Yani günlerdir yolda gibiyiz. Yorulgun ya, yani bayağı yorgunum ama yapacak bir şey yok çünkü kısa bir süreliğine geldik. Çok zamanımız yok. Berkay'ı buradan sonra askeri göndereceğiz dediğim gibi. Küba'ya gitmişiz. Cepte sadece dolar var. Küba'da dolar bozmuyorlar.
yatırıyorlar ya. Zamanında yazmıyorlar. Euro mu bozuyorlar? Sadece euro. Berk hocam. Bütün Amerikan kartları vize çalışmıyordur. Daha şey. Berk hocam sene 2018 değil. Adam 94'te geziyormuş. Ha tamam. Evet, şimdi Somali videosuna kısa bir ara vereceğiz. Tamam mı kameraman bey? Şu an Berko'yu Eskişehir'e getirdik. Buradan da Kütahya'ya biraz sonra askeriye teslim edeceğiz. O halini göstermek istemiyorum. Benim kanalımda görmeyin de onun kendi kanalında görün. Somali videosuna niye ara verdik derseniz biz Somali'ye 3-4 günlük bir gezi yapmıştık. Hızlandırılmış, daha doğrusu Somaliland'da. Somali deyince oradaki arkadaşlar rahatsız olmuştu. Somaliland'da 3-4 günlük bir gezi yaptık. Siz şu ana kadar Somali'ye gelişimi ve ilk anlarımı izlediniz. Devamında 2 tane daha video gelecek. Şimdi videonun girişinde Murat abiyle sohbet etmiştik hatırlıyorsanız. Somaliland'da uçarken. Şimdi dönüşünde biraz daha ben Murat abiyi tanımak istiyorum. Hem de yani benim için Murat abi önemli bir adam. Niye? Ben dünyayı gezmeyi seviyorum. Ve bu ülkede 197 ülkeye ayak basmış. Ki Somaliland gibi böyle muhalif ülkelerde sayarsak belki çok daha fazla yere ayak basmış bir adam var. Her zaman böyle adamlarla tanışma, bu kadar da yakından sohbet etme fırsatı olmuyoruz. Belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra da iyice yaşlandığımızda ya da yaşlandığımızda, yani hepimiz yaşlanacağız Murat abi. Yani şey olacak. Bana yaşlı diyor yani. Yok ay, ama sen gibi biz de yaşlanacağız diyor. 20-30 yıl sonra yani siz yaşınız iyice aldığında yaşlanacaksınız, ben daha 28'im işte. 20-30 yıl sonra Murat abinin yaşı iyice yaş alacağı zaman yani belki yani hadi Murat abi gidip Somaliland'a gidebileceğiz durumda olmayacaktı. Bugün bize zaman ayırdığı için mutluyum. El ayağı tutarken diyor. Evet topla. Dur toplayamadım abi kusura bakma. Adam safa salam abi bizim gibi gezdi. Ben Murat abi yüzüne söyleyeyim. Şimdi biz çıkarken emin değildik senden. Biz Berko'ya dedik ki lan adamı aramıza alırız. Daha da çok şeyler yapabilirdik ekstrem senle de şimdi biraz ilk seyahatimizde yapamadık. Maşallah var. Bizim kadar yürüdün, bizim kadar koştun, bizim kadar az uyudun. Biz ne yapıyorsak her şey yapmıyoruz şu an. O yüzden biraz böyle mizacın hafif sert donuk gibi dursa da yola çıktığın zaman Hakuna evet. Matata yani. Geçtim sınıfı yani. Bizim klasmanında iyisin abi yani şeysin. Güzeldi. Sen oğlum seyahat... adam piyasadaki 20'lik birçok gezginlerden evet, daha evet, çok enerji yiyorsun. Evet ikna aldım. Murat abi önce ufaktan bahsetmiştik. Hatırlarsın Türk Hava Yolları'nın çıkışında. Ben hatırlıyorum. Evet. Şimdi bir iki sorum var aklımda hem yolda kalan hem de daha önceden merak ettim. Buyur abi. Bu kadar ülke gezdin ama hala bir yerlere gidiyorsun ya da gitmeye ihtiyacı hissediyorsun. Ayda bir iki seyahat ediyorsun. Yılda belki 10-15-20 kere seyahat ediyorsun. Bu heyecan bitmiyor mu? Nasıl oluyor? İlk yola çıktığındaki heyecan neydi? Ben yarın nasıl olacağım? Korkuyorum. 30 ülke gezdim. İlk günkü gibi değilim. 50. 60. ülkeden sonra ne olacağım merak ediyorum. Ya şimdi iki aşamalı bunu cevaplayayım. Birincisi dünyayı gezmenin ucu bucağı olmaz. Dünya çünkü çok güzel. Daha akşam biz oturduk. Evde ne konuştuk? Biz işte Pitcairn Adası'na nasıl gideriz? Pitcairn Adası belgeseli izledik. Artık uç noktaları yani 197'yi bırak. Orhan Kural kaç diyordu? 320 tane hepsi işte FIBA'ya üye, FIFA'ya üye, ne bileyim olimpiyatlara üye ülke sayılarını bir araya getirip gezsen kimsenin adına aklına Pitcairn gelmez. Şimdi dünyada gezilecek, görülecek şey bitmiyor abi. Yani öyle bir şey yok. Antarktika'ya herkes Uşuyaya'dan gidiyor. Dün dedi ki Berkan mesela Güney Afrika'dan da gidiliyormuş abi. Cape Town'dan gidiliyormuş mesela. Merak ediyor insan yani. Cape Town'dan da gidelim, Uşuyaya'dan da geçelim. Onu da yapalım, bunu da yapalım. Ve bu hayat heyecanı abi. Öğrenme şeyi yani kimi kitap okuyarak öğrenir. Kimi televizyondan belgeselleri izler öyle öğrenir. Kimi de yaşayarak öğrenir. Biz yaşayarak öğrenmenin korkulacak, üşenilecek bir şey olmadığını... Bunu yapabileceğimizi test ettik, yaptık. O yönden en azından zihnimiz açık. Bir şeyi merak ediyorsak televizyondan belgesel bulmak ya da kitap bulup hakkında okumak yerine gitme olasılığı da bizim aklımıza geliyor ve dürtüyor arkadan. Yani yapıyoruz yani seviyoruz yolda olmayı, bir yere ulaşmayı, orada yaşamayı, oradaki insanlarla bir şeyler paylaşmayı, heyecan bu. Hayat bence heyecanla güzel. Bu tarafı koyalım kenarıya. Öbür tarafı tabii ki 100. ülkeden sonra, 150. ülkeden sonra 20 yaşındaki, 25 yaşındaki enerjin, gücün, ben çadırı atayım da şurada yolun kenarında, benzin istasyonunun kenarında yatayım şeyin olmuyor. Evine daha çok özlem duymaya başlıyorsun. Şöyle evimde olsam da, güzel bir duşumu alsam da, yatağımda yatsam da, Galatasaray Rize Spor maçını izlesem de diyorsun.
o tarafı artıyor. Ama yine bir yerde televizyonda bir şey görüyorsun, bakıyorsun işte Madagaskar'ın kuzeyinde Nois Bay diye bir tane yer varmış. Güneş öyle bir batıyormuş ki, sahilde de bir reggae bar varmış. Dünyanın en güzel plajlarından biriymiş diyor. Belgeselde biri dürtmeye başlıyor. Oğlum Madagaskar'ı gezdin ama Nois Bay'i görmedin. Oraya da bir git. Dünyanın en güzeli diyor abi. Bu kadar gördün ama bu mu güzeli, en güzeli? Merak ediyorsun ve bu merak seni yola çıkarıyor geri. Hala tutuyor. Bu duygu 100 yaşına da gelsen, eğer ki sıhhatin yerindeyse devam eder, bitmez yani. Yani bu zehri yediysen durdurak yok. Asla. İlk seyahat ettiğinizde hani yaşınız kaçtı? 1993, Hollanda, 21 yaş. Üniversitede okurken. Peki o zaman sosyal medyada yok, doğru düzgün kitap da yok, televizyonda da belki, televizyon bile yok belki o zaman evlerde. Ne, nereden cezbetti, nasıl aklınıza geldi? Bugün yapması kolay, ben Berko'dan gördüm, çıktım yola. Siz nasıl o gün oldu bu? Şimdi birinci de bunu çok şey edemedim, anlatamam. Çünkü ev arkadaşım Hollandalıydı üniversitede okurken. Hadi dedik, onun yanına gidelim, o Hollanda'ya gitmişti. Nasıldı, gidiyordun o zaman, böyle online değildi. Eskiden uçak biletini öyle telefonlarla ya da bilgisayarlarla almıyordun. Bir acenta bulman gerekiyordu. Acentalar da Sultanahmet, Laleli, Beyazıt o bölgedeydi İstanbul'da. Atladık otobüse. 43R Rumelihisarı, Eminönü otobüsü. Eminönü'ne indik, bayır yukarı Cağaloğlu'ndan yürüdük şeye, Beyazıt'a. O bölgede sormaya başladık. Hollanda'ya gideceğiz. Hollanda'ya bilet nasıl bulunur? Laleli'de bir yer gösterdiler. İkinci kat Sultan Air diye bir firma. Girdik oraya, böyle koçan koçan, arası kopya kağıdı koydukları şöyle biletlere tükenmez kalemle işte İstanbul Atatürk, işte Amsterdam Schiphol, şu tarih, bu tarih yazdı. Biz çıkarttık şeyleri, paraları. O zaman gulden de Hollanda parası tabii. Yine Türk lirası veriyorsun da acenteye. Ödedik şeyin uçağın biletini, o şekilde aldık. Sonrasında bilgi nasıl sağlanıyordu o zaman? Tamamen kulaktan. Yani o zamanlarda 1993'te de oldu olacağı Interrail vardı. Hatta Interrail'in popüler olmaya başladığı yıllardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde kantinde birkaç arkadaş yazın Interrail yapmıştı. O Interrail yapanlardan Amsterdam, Amsterdam'dan nereye gidin? İşte Hayton'a gidin, ne bileyim Rotterdam'ı görün, Utrecht'i görün, şuraya gidin, buraya gidin. Yani insandan alıyordum bilgiyi. Yani bugünkü enformasyonu sağladığın YouTube'du, işte bloglardı, ne bileyim web siteleriydi gibi şeyler tamamen insanın tecrübesi üzerinden çay içerken kantinde alınıyordu. Ya da gidiyordun, kaldığın hostellerde insanlarla tanışıyordun. Onlar ters destinasyondan geliyorsa onlar sana abi şunu da yapın, bak bunu da yapın diyordu. Öyle besleniyordun. Her an rotan değişebiliyordu ona göre. Aldığın anlık. Bazen hala oluyor ya, gidiyoruz hostellere kalıyoruz abi. Diyor ki işte ya bak şuradaki dağda gittim, şurada kamp yapabilirsin. Maps Mide şu noktası var. Artık tabii alıp haritadan göstermiyor da uygulamadan bak tam şurada kamp kurabilirsin diye. Hala kulaktan şeyi devam ediyor aslında. Sonuçta ikinci ülkem benim Mısır oldu. Mısır'a nasıl gittik? Eskişehir'den çıktık. İstanbul'a gittik, Bebek'e. Bebek'te bir kuyruk bekleniyor orada. Mısır konsolosluğunun olduğu kasr var Bebek'te, deniz kenarında. Çok güzel bir binadır. Kuyruğu bekledik, bekledik. Hiçbir şey yok. Sırt çantamız, kız arkadaşımla birlikte. Gittik oraya, girdik içeriye. Biz dedik Mısır'a gideceğiz, Mısır'ı gezeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Vize almanız lazım, şu belgeler bu. Dedik biz hiçbir belgemiz yok. Biz uçağa atlayıp gideceğiz Mısır'a. O zaman vize veremeyiz dediler. Sonra orada bir kadınla konuştuk, ettik. Tamam, o zamanki Nokia 31 onlardan telefon, verdik bir telefon numarası. Gittik şeye, Sultanahmet'e, bilet araştırıyoruz acentalardan, nereye gideriz, vizesiz ülke. Sonra telefon çaldı Mısır konsolosluuğu, gelin dedi, tamam. Vizeniz. Herhalde özgüveni gördü çünkü bence vizede en önemli şey budur. Senin kendine özgüvenindir. Gelin dedi, tamam size vize veriyoruz. Gittik Mısır konsolosluğu, hemen vizeyi bastı bize. Gittik şeye, Sultanahmet'e. Havaalanındaki ekrandan bakar gibi dedik en yakın nereye, şey Mısır'a ne uçağı var? İşte şu havayolu gidiyor. Atladık. Mısır'a gittik. Sonra üçüncü ülkede işte ipin ucu koptu. Üçüncü ülke Tayland'da ve Tayland'ı gördükten sonra ben gezgin olmaya. O zehri aldığın yer tam olarak orada mı? Abi anlatılacak şeyler değil ya, o motosikleti kiralama, hiç motor sürmemişim. Motosikletin
O zamanlar otomatik vites de yok. Tamamen şey manuel vitesli. Chiang Mai'de. Chiang Mai'de almışım motosikleti. İşte vitesleri geçirmiyorum. Bende araba ehliyeti de yok. Hiçbir şey yok. Vitesleri öğreniyorum. Bayır çıkarken düşüreceksin. Onu yükselteceksin. Motosikleti öğrendim bir iki gün içinde. Sonra Pai yoluna o bundan 30 yıl öncenin şartlarıyla bir vurduk dağ yollarına. Filler oralardan gidiyor. Orada şapkaları takmış insanlar pirinç tarlalarında çalışıyor. Doğanın kokusu püfür püfür geliyor. Allah'ım dedim ben ne yaşıyorum yani. Bugüne kadar yaşamamışım yani. O duyguyu anlatamazsın. O insanın kendiyle konuşmalarını. Ben orada o travel gazımı orada kaptım abi. Belki bu ekip Chiang Mai Pai Mayon Son yolu benim için evet, beni gezgin oldu. Gezgin yapan ondan sonra da işte 30 yıldır devam eden o bir daha dönüşü olmayan yola soktu yani. Şimdi Murat abinin sosyal medya hesaplarına hem açıklamaya hem de ekrana zaten bırakıyorum ara ara. Görmüşsünüzdür Varuna Gezgin yazıyor. Peki abi Varuna Gezgin nedir ve bu Varuna Gezgin ismi, hikayesi ilk nerede çıktı? Nerede başladı? Abi önce biz öğretmenlikten para kazanıyorduk. Eşim de öğretmenlik yapıyordu, ben de öğretmenlik yapıyordum. Bir özel ders ofisimiz vardı Eskişehir'de. Orada gece saat 1'e kadar ders veriyorduk. Ondan sonra bizim bu kısa kısa rotalar, 1 aylık, 1,5 aylık rotalar kesmemeye başladı. Bir Güney Amerika rotası yaptık. Tahmini bitirme süremiz tüm Güney Amerika ülkelerini. Çünkü git gel, git gel yapacak paramız yok. Öğretmenlikten kazanıyoruz. 6 ay sürüyor. Oturup düşünmeye başladık. Ne yapabiliriz yani bunu? Dedik ki biz bir iş yapalım. Eskişehir, öğrenci şehri. Yapabileceğimizi düşündük. Bir kafe açalım dedik. Çıkarttık bütün elimizde avucumuzdaki parayı. 9500 TL. Sene? Sene 2003. Gittik bir yerde adam biri kafesini kapatıyormuş. Onunla konuştuk. O dedi ki size veririm burayı. Tamam anlaştık. Şu kadara bu kadara işte. İşte yavaş yavaş ne gerekiyor kafe için? Çay kahve makinesi. Meşale çay kahve makinesi, çay makinesi, yanına bir tane kahve makinesi, ondan sonra işte oturacak. O zamanlar biz spotlardan koltuk topladık, hiç masa sandalye de kullanmadık. İşte koltuklar attık, sebbalar attık. Ondan sonra para yetmemeye başladı. 9500 lirayla nereye kadar? Sonra önce kardeşimi ortak aldık. Ondan sonra bir arkadaş daha bulduk, onu ortak aldık. 3 tane ortaya çıktık, öyle. Yo, toplam yaklaşık 45 bin lira bütçeyle kafeyi açma noktasına getirdik, döşedik, ettik içerisini de. Sonra ismi ne koyulacak? Benim kafamda hep gezginlik var. O şeyi kapmışım yani, dediğim o zehri. Benim Olimpos'ta yakın bir arkadaşım var Durmuş diye. Sürekli gidiyorum, onun yerinde kalıyorum. Adı da Varuna Pansiyon. Durmuş'ta oturup yiyip içtiğimizde onunla hep Avustralyalı, Yeni Zelandalı gezginler geliyor o zamanlar Olimpos'a. Bugünkü gibi değil yani. O gezginler Durmuş'a demişler ki gezginlerin tanrısı koy pansiyonunun adını Varuna koy demişler. Varuna gezginlerin tanrısıdır. Ben de orada kafama koymuştum ben de bir iş yaparsam Varuna ismini kullanacağım diye. Sonra baktık mitolojiye, Hint mitolojisinde suların tanrısıymış. Olsun.